Nasıl geçti Türk tenisi için 2022 yılı? Hani biz burada dilimiz döndüğünce hem zaten konukları ağırlıyoruz sporcularımızı hem de kendimiz konuşuyoruz ama size göre nasıl geçti? 2022 yılını tabii ki gruplara ayırmak lazım biraz. Turnuva organizasyonları ayrı bir bölüm. İşte sporcuların performansları ayrı bir bölüm. Projeler ayrı bir bölüm. İşte kulüp maçları oldu. Birçok organizasyonu yaptık. Yani şimdi bir organizasyon boyutu var. Organizasyon boyutunun dışında bir de sportif başarılar var. Değerlendirmemi ben sondan başa mı yapayım, baştan yani liglerden mi geleyim yoksa genel liglerden organizasyonda? Liglerden olabilir, oradaydınız da çünkü. Evet, nasıl geçti, ama liglere gelmeden olalım. Önce en baştan sporcularımızın emeklerine çok saygı duyuyorum. Çok iyi bir şekilde özveriyle çalışmak durumundalar her türlü. Bu Avustralya'ya pek yansımadı ama çünkü sakatlıklar var. Belki evet. Takip etmişsinizdir evet, evet. Sporcularımızın. O anlamda talihsiz diyebilirim. Geri kalan sporcuların da klasmanları, işte Çağla'nın geri dönüşü o da yakaladı. İlk dört zaten Çağla, Pemra, İpek Öz bir numarada ama Çağla ile Pemra arkasından geliyor. Pemra'ya ayrı bir sayfa açmak lazım. Çünkü 37 yaşına geldi ve hala üst düzeyde tenis oynuyor. Ona ayrı bir teşekkür etmek lazım. Erkeklerde yine keza Altun'un bir sakatlığı var. O da talihsiz. Belki Avustralya'ya oynamama durumu olabilir. Yine yaşlarına baktığımızda 27-26 Altuğ ve Cem. Onun arkasından gelen oyuncularımız daha 23-22 bandında. Şöyle kızlarla erkeklere baktığımda 12'şer tane sporcu var klasmanda ilk binin içinde. Bu yeterli mi değil mi? İşte 89 bin lisanslı sporcu içinde buna bakmak lazım. Junior'larda yine keza aşağıdan gelen yani üst tarafa destek verecek oyuncu sayısı yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü Melisa Ercan var şu anda 17 yaşında. Bir de erkeklerde Atakan Karaan var. Ama onların geçişleri profesyonel seviyede çok yakalamadıklarını düşünüyorum. Şu anda klasmanlarıyla yani dünyayla kıyaslıyorum tabii ben bunları bu tabii, arada. Tabii. Yoksa hepsi bireysel olarak çok iyi oyuncular ama bir türlü o aradaki geçişi yakalayamıyoruz maalesef. Bu da oyuncuların seviyesi ve turnuva seçimleriyle alakalı. Bence o aradaki yani junior'dan profesyonellere geçişi biraz daha gerçekçi yapmamız lazım. Özellikle tenisin bu kadar genç yaşta çok iyi performans gösteren sporcu olduğuna bakarsak hem junior kariyerini yapıp hem de esas profesyonel tenisi de seviyesini tutturmak gerekiyor. Şu anda bence bizdeki en önemli eksiklerden biri o. Nasıl yaparız peki? Çok derin bu konu bu ama evet, hani nasıl laf yaparız? Lafı açtı. Bu çözüm nedir mesela bunun? Birinci çözüm bu işin başına düzgün ve liyakatlı insanların olması lazım. Kim yapıyorsa bunu bu arada. Bence oyuncular biraz bireysel ve yalnız burada. Onların biraz daha bir arada olup destek alacakları profesyoneller olması lazım. Hı hı. Herkes kendi başına bir sistemin içinde dönmeye çalışıyor. Bu da tabii çok kolay olmuyor. Herkesin bir fikri var ama dünyayla entegre mi değil mi bu sorgulanıyor mu onu bilmiyorum. Zaten sonuçlara baktığımızda da bunu görüyoruz bence. O anlamda nasıl yaparız sorusu bence birinci iş liyakatlı ve düzgün birinin yani juniorlardan profesyonellere geçmiş, özellikle profesyonel olmuş. İşte Çağla ile konuşabilir, Marcel ile konuşabilir, tecrübeli antrenörlerle konuşabilir. Onların tabii tek bir doğru yok yani illa yani bu doğru değil. Yani. Sonuçta her oyuncu çok bireyseldir. Yani bu A oyuncusunda böyle oldu diye B oyuncusunda da böyle olacak diye öyle bir şey yok bir şey kesinlikle. Var, evet, doğru. Ama ortak baktığımızda bir oyuncunun gelişim modeli var. Sistem üretmiyor tenisçi maalesef. Bunu görürüz. Gelişmiş dünya ülkelerine bakalım. Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika, Avustralya. Yani genelde sistemin içinden çıkmıyor oyuncular. Sistemin güzelliği şurada. Sistem oyuncu havuzunu çok geniş ve kapsamlı bir şekilde filtreliyor. Onun içinden gene bireysel ekiplerle bu iş oluyor. Ona da bakmak lazım.